Bugün sizlerle popüler müzik tarihimizin çok değerli bir şarkısının hikayesini paylaşacağım. Hikayenin kahramanlarına gelelim önce. Bu hikayenin kahramanları Aysel Gürel, Sezen Aksu ve Atilla Özdemiroğlu. Peki şarkı Firuze. Bir gün gelir ödenir öden Firuze. 1980'li yıllarda Müjde Ar bir sinema sanatçısıdır ve film setinden eve döner. Atilla Özdemiroğlu Müjde Ar eve geldiği zaman tabii ki bir müzisyen olarak o çok sevdiği kemanıyla beste çalışması yapmaktadır. O an çıkan melodiyi Müjde Ar'la paylaşır. Müjde Ar melodiyi duyunca çok beğenir. Atilla Özdemiroğlu bu besteyi o yıllarda komşusu olan Emel Sayın'a dinletir. Emel Sayın yeni bir albüm hazırlığındadır. Emel Sayın besteyi albümüne koyma konusunda Atilla Özdemiroğlu ile mutabakat sağlar. Ancak gelin görün ki albüm bittiğinde repertuarda bu eser yoktur. Müjde Ar Atilla Özdemiroğlu'na besteyi Sezen Aksu'ya vermesini önerir. Ve Atilla Özdemiroğlu besteyi Sezen Aksu ile paylaşır. Sezen Aksu bu besteye şarkı sözü yazmak için tabii ki hazırlıklara girişir. Ancak yazdığı şarkı sözleri prozodik olarak Atilla Özdemiroğlu'ndan onay almaz. Sezen Aksu inatla yazmaya devam eder ancak sonuç maalesef olumsuzdur. Atilla Özdemiroğlu zor beğenen bir müzisyendir. Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı sözleri Atilla Özdemiroğlu'nun bestesiyle uyum sağlamayınca hemen yine Müjde Ar devreye girer ve Atilla Özdemiroğlu'na bir tavsiyede bulunur. Annesi Aysel Gürel'in yazdığı Firuze isimli sözleri bu besteye önerir. Ve Firuze'nin sözleri için Sezen Aksu ile Aysel Gürel bir araya gelirler. Atilla Özdemiroğlu'nun o başarılı bestesine Aysel Gürel'in yazdığı o başarılı Firuze sözleri o kadar çok yakışır ki sonuç kaçınılmazdır. Sezen Aksu'nun ve Aysel Gürel'in bir araya gelerek sözler üzerinde son rötuşları yapmalarından sonra bugünkü Firuze isimli eser ortaya çıkar. Sezen Aksu şarkıyı 1982 yılında yeni çıkacak olan albümünde yorumlar ve Firuze aynı zamanda bu albümün isim şarkısı olur. Yani albüm müzik marketlere Firuze adıyla çıkar. 1982 yılının en çok sükse yapan albümlerinden biri olur Firuze isimli albüm ve tabii ki şarkı. Peki Firuze'nin Sezen Aksu'nun kariyerinde nasıl bir yeri vardır? Olağanüstü. Sezen Aksu'yu Sezen Aksu yapan en değerli şarkılardan biridir Firuze. Allah, Allah Firuze. 1982 yılında Firuze albümü büyük sükse yapınca Emel Sayın Atilla Özdemiroğlu'na neden bu şarkıyı bana vermedin diye serzenişte bulunur. Ama Atilla Özdemiroğlu'nun verdiği yanıt kaçınılmazdır. Verilmesi gereken yanıt zaten budur. Şarkıyı ilk kez sana dinletmiştim ama beğenmedin. Emel Sayın gerçekten de bundan büyük pişmanlık duyar. Ama gelin görün ki şu gerçeği ifade edelim. Firuze isimli şarkıdaki Sezen Aksu yorumuna baktığımız zaman bu şarkı bundan daha güzel nasıl yorumlanabilirdi sorusunu sormamıza hiç gerek yok. Şarkı Sezen Aksu ile adeta bütünleşti ve bu şarkı Sezen Aksu kariyerinde onun adına son derece önemli bir imza oldu. Yıllar sonra bu şarkı üzerine çok şeyler soruldu, söylendi. Acaba Aysel Gürel Firuze isimli şarkıyı kime yazmıştı? Kime anlatıyordu? Aysel Gürel'i kaybettikten sonra Müjde Ar asıl gerçeği söyler. Aslında Aysel Gürel, Firuze isimli şarkıda kızı Müjde Ar'ı anlatmaktadır. Büyük şarkılar hikayesi olunca büyük şarkı olabiliyor. Bu büyük şarkının ardından teşekkürümüz var. Bu teşekkür Aysel Gürel'e, Atilla Özdemiroğlu'na ve Sezen Aksu'ya.